Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta girişi EYP ile tuzaklanmış bir mağarada PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Fırat Kalkanı bölgesinde ise terör örgütü PKK'nın maket uçakla saldırı girişimi engellendi. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğur başta notlar. Mehmet. Manuel, Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içinden de sınır ötesinde çok yönlü olarak devam ediyor. Malum Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristleri imha etmek amacıyla başlatılan Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde Mehmetçik arama tarama faaliyeti yaptığı sırada girişinde 2 adet el yapım patlayıcı tuzaklanmış tek odalı bir mağara tespit etti. Ve bu mağaranın içerisinde çok sayıda mühimmatla yaşam malzemesi ele geçirdi. Daha sonrasında ise METİ timleri tarafından hem mağara hem içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlar da imha edildi. İçerisinde bulunan, mağarada bulunan mühimmatlara şöyle bir göz attığımızda 31 el bombası, 10 elektrikli fünye, 8 el yapım patlayıcı ana imla hakkı, 4 sevk fişeği, 2 RPG-7 antitank mühimmatı, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 metre infilaklı fitil ve yaklaşık 300 metre uzunluğunda el yapım patlayıcı yapımında kullanıldığı tespit edilen kablo bulundu. İşte bunların tamamı METİ timlerimiz tarafından imha edildi. Öte yandan Suriye'de de güvenli bölgelerimizde terörle mücadele devam ediyor. Malum Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan bölgede bulunan bir üs bölgemize PKK-YPG terör örgütü tarafından maket uçakla saldırı girişimi yapıldı. Bu saldırı girişimi de hem üs bölgelerimizde bulunan güvenlik sistemleri hem de personelin dikkati sayesinde hızlı bir şekilde bertaraf edildi. Daha sonra uçağın kartlarından elde edilen bilgilerle fırlatıldığı nokta tespit edildi ve o noktaya yönelik operasyonda da bir PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Banuel.